Hoş geldiniz. Bugün gelen tüm arkadaşlık tekliflerini kabul edeceğim. Daha sonra da tabii arkadaşlık tekliflerini hep kabul ediyorum ama oyun tekliflerini de kabul edeceğim. Çarşamba gecesini tamamen takipçilere ayırıyorum. Yavaş yavaş bu kanalın da programı şekillenmeye başlıyor. Mata mı geliyorsun? Şunu süreyim de korktum başıma iş gelecek. Teşekkürler takip için. Valla iyi bir açılış oynamadım ama bakalım çevirebilecek miyiz? Herhalde karşı koyamayacağım buna. Bu teklife. Çünkü D5 karesinin açılması benim için çok iyi. Hatta kalite kazanabiliriz ama istiyor muyuz kalite kazanmak? Bilmiyorum. Kötü olamaz herhalde kalite kazanmak. Şimdi D5 hamlesini hesaplamamız lazım. Mantıklı mı? D5, E5. Burayı vuruyoruz. Vezirle basıyoruz. D5'e ne oluyor? Allah'ım. Fazla hesaplayamadım. Fil F5, kale E7 görmüş idim. Belki beraber yaparız. O da belki şu an. Derken ışık çıktı. Eyvah, nasıl hesaplayacağız bunu ya? Hesaplamak imkansız. Hesaplamak imkansız ya. Öte yandan tesadüfi bir galibiyet. Aşırı ilginç oyun oluyor ya. Kalite feda edeceğiz. Çok iyi. Anormal bir konum. Hiçbir fikrim yok ne yapmam gerektiğiyle ilgili. Aklıma gelen en mantıklı basit hamleyi yapıyorum. Selam takip için. Evet, tebrikler. Çok ilginç ve güzel bir oyun oldu. Kaybedenler kulübü artı bir. Amma piyon yiyeceği misin sen de be arkadaş. Şincik. Çok ateşli oynadın ama biz bakalım. Kale 8 falan olur mu burada? Böyle taş fedası olur mu? Fil H3. Olur ya. Taş fedası oluyor mu?
Bıraktım gitti. Yanlışsa da yanlış ya. Yayını takip ediyorsa taşı almayabilir. Yalnız öyle bir tehlike var. Kusura bakma. İsmail hazırlanabilirsin. Oo, selam Satranç Medya'ya. Selam olsun. İsmail arkadaş mıyız seninle? Arkadaş olmamız gerekebilir önce. Ha, bu sensindir diye tahmin ediyorum. Zaten bugün hiç oynamadığım bir teklif gelirse. Peki, ah. Kabul etmiyorum gambitini. Hayır, almayacağım. Almak zorunda mıyım? İlla aldıracaksın sen de. İnatla almıyorum ben de. İnşallah çok kötü bir şey yapmamışızdır. Gambit oyuncuları genelde fedalarının kabul edilmemesinden hiç hoşnut olmazlar. Onlara karşı böyle Gambit'i kabul etmemek ilginç. Buna ne oluyor? Kombinezon yedin galiba. Mı? Evet. Gel Umut, seni aradan hemen çıkartalım. Hemen oynayalım seninle. Çünkü E4, E5 yani açık oyunlar aslında satrancın temelini oluşturuyor, prensibini oluşturuyor. Böyle Sicilya Karakan gibi daha teknik zor açılışlar, daha ileriki seviyeler için. O yüzden tabii yani katılıyorum. Özellikle ilk başlarda E4, E5'li yapıları oynamak. Şimdi bu fili vermeli miyim, vermemeli miyim? Hiç de istemiyorum ama hadi ya şöyle bir oyun sonu oynayalım. Hop, ayda. Geri alınmıyor mu bu şimdi? Dur dur. Al böyle devam edelim. Artık piyonlarına basacaktım ama ne yapalım? Geri alınmıyor ya. Çok kötü. Şimdi burada F3'te zayıf piyona basacağıma şimdi burada bu finali kazanabilecek miyiz? Kazanamayacak mıyız? Eyvah. Yok, iyi oynamadık. Oyun çok zora girdi. Hem de nasıl? Mecburuz herhalde. İlla onu alacağım diyorsun. Zorlayabileceğimiz bir durum da kalmadı. Arkadaşlık istekleri varsa tamam. Güzel oyun oluyor.
Bugün Pazaraç'ta böyle bir şey vardı. Tamam, dediğim gibi gece geç oldu. Hepinize çok teşekkürler arkadaşlar. En kötü cumartesi günü Vahap Şenal maçında görüşüyoruz. Hem Facebook sayfamdan, hem Analiz Satranç YouTube kanalından, hem de Twitch'te hesabımın içinde etkinlikler kısmından sonraki yayınları takip edebilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Heh, şurada. Satrançla kalın.